Bereket çok büyük bir şey yok. Çok ucuz atlattık yani. Kızım nasıl oldu bu iş? Ya babacığım anlamadım ki. Ben işte ocağı yakmak istiyordum. Gazı açtım. Aldım çakma. Çaktım. 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 Sonra böyle bir anda... Bir alamet koptu. Yakacağını yaktı, yıktı, gitti. Ne oldu? Seramik fırına aç. Ver bir bakayım eline. Ya hocam hayat çizgime mi bakacaksın? Ya biraz kısalmıştır haliyle. Ya çok yandı mı? İşte ona bakacağım. Ha, az yandıysa daha mı yakacaksın? Ya sen niye benimle böyle ters konuşuyorsun? O kahveyi yapmayacaktım kızım. Yapamadım zaten artık. Bir dahakine sözüm olsun. Aman aman Allah korusun. İstemem yok. Ver bakayım şu eline bir ver. Oh evet çok bayağı kızarmış ama su toplamamış iyi. Tüh bak yarım bırakmışsın. İstiyorsan yak bir taraflarımı daha yak tam olsun. Bir kapasana sen çeneni. Azarlamasana kızım çocuğu. Şefkat yukarısı müsait mi bir bakabilir miyim? Tabii tabii Cevdet Bey buyurun kendi eviniz gibi. Şey var mı ilk yardım malzemesi falan? İçeride pomada olacak. Alayım mı? Al benim yatağın başındaki çekmecede. Acıyor mu? Yok hiç acımıyor. Benim baba tarafı Kızılderili, anne tarafı Hint fakiri. Biz arada böyle camların üstünde falan da yürüyoruz. Ya istek olmadı işte çok özür dilerim yani çok üzgünüm. Geldiğin için mi? Hayır canım. Niye geldiğim için üzgün olayım? İşte mutfakta küçük bir kaza oldu ya. Ya ikisi aynı kapıya çıkıyor aslında. Her geldiğinde bir maraz doğuyor. Ay aşk olsun gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kızım insan olarak tecrübeyle, bilimsel olarak deney gözlemle sabit. Yanında noterle geçsen vallahi sakarlıkta rekorlar kitabına girersin ya. Şimdi ne kadar düzgün saracağım ama. Yani sakar biri böyle sarabilir mi? Ayılar bilir misin Yasin? Yani ayılar bel fıtığını yerine oturtabilir biliyor musun? Ya yani o koca pençeleriyle o kadar ince iş görürler. Ama yine de ayıdırlar işte. Sensin ayı. Burada seninle uğraşıyorum, elini sarmaya çalışıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Hala bana ayı diyorsun. Yani ayılık bu işte bu. Ya pardon da. Arabama çarpıyorsun, kafamı kırıyorsun, mutfağımı yakıyorsun. Gelmişsin daha bana böyle tatlı tatlı konuşuyorsun. Seni kovmadığıma dua et. Ayı adam böyle mi yapar? Al, al kendin sar. Bak zaten elim yandı. Tövbe yarabbim. Hadi biz de müsaade isteyelim kızım. Aşk olsun ya. Daha yatak odasını yakacaktık Cevdet Bey. Yok canım o kadar da değil artık. Biz buraya bir geçmiş olsuna geldik ama bir kere daha geçmiş olsun demek zorunda kaldık. Hadi kızım. Neyse artık bunu saymıyorum. Bir dahaki sefere kahveye bekliyorum. Abi ben yapacağım kahveyi bu sefer. Tamam söz. Şefkat arada bir telefon et de sesini duyalım. Tabii tabii. Hadi kızım. Gidelim. Hoşça kal. Gel kızım. Az daha evi yıkıyordum baba ya. Üzülme kızım işte yangın oldu bitti. Hem geriye bir hatıra kaldı öyle değil mi? Yani bir hatıra kaldı da ben çok tatlı bir hatıra olduğunu söyleyemeyeceğim. Onu şimdiden kestiremezsin ki kızım. Hem biz annenle nasıl tanışmıştık? Anlatmadım mı sana? Baba bir de anlatsana. Hadi bin arabaya anlatırım. Ben annenle tanıştığımda küçük bir sahafta çalışıyordum. Bir akşam üzeri annem dükkana geldi. Kitaplara bakıyordu. Kitap dolu koca bir rafı üzerine devirdi. Ben hemen panikledim tabii. Anneni hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Bu arada dükkanın kapısını kapatmayı unutmuşum. Gece hırsız girmiş dükkana. Patrona da haber vermeyi unuttum. Sabah beni patron işten kovdu. Ama işten kovuldum. Annenle tanışmış oldum. Kim bilir? Belki senin hikayen de böyle başlıyor olabilir. Yok artık baba. Ne hikayem olabilir benim yumurtacıyla falan? Belki yumurtalarına resim falan çizebilirim ama. Bak bu da hiç fena fikir değil. Abi iyi geldi bana da olabilir aslında. Allah! Ah be!
Niko'cum koltuğun altında bir şey var. Var Niko'cum, var yani yapacak bir şey. Oğlum bak var ya hocam kırılırsa bir daha bu dükkanın oturtmam size ha. Bırak Allah'ını seversen ya. Bırak iyice maddiyatçı bir adam oldun çıktın ya. Ne anlatıyorsun lan? At ağızlı bizim canımız yanmış. Dükkanımız kırılmış. Oo, lan lan lan. En büyük Bahadır bizim Bahadır. En büyük Bahadır bizim Bahadır. En büyük Bahadır bizim Bahadır. Oğlum sabah sabah eğlence mi arıyorsunuz lan? Tepemin tasını attırmayın. Arşimet nerede? Arşimet'i boş ver. Eskiler sabahın seyri gecenin hayrından iyidir der Şefkat. Sen doğan güneşi gördüğüne dua et. Bir güne de şükranla başla. Allah'ım sana şükürler olsun beni böyle bir insan olarak yarattın. Ya bu Niko gibi olaydım. Amin. Şefkat senin Niko dediğin fani bir suretten ibaret. Bak özümüzün bir olduğunu bilsen böyle konuşmaz. Lan Niko sen de böyle derviş merviş gibi konuşuyorsun da tam zopalıksın ha. Ya dışta ne varsa işte de o vardır oğlum. Sen benim suretimi sopalık görüyorsan bir iki sopalık adam sensin. Daha dün ne sopalar indi başına. Hala hakikati görmedim be. Dün motorcuları bile toplayıp getirdin. Yemin ediyorum Fight Club kuracak adamsın ha. He. Oğlum ben seninle bir Fight Club kuralım. İki sezon kapalı gişe dayak yersin. Çok konuşma amok açığı al arabadan. Dün seninki gelmiş babasıyla yakmış evini. Lan arkadaş zaten anlamıyorum ki. Yani okullarda veli toplantısı yapıyorlar. Sanki veliler gelince öğrenciler akıllanacak anasını satayım. Ha dün babasıyla geldi. Değişen bir şey yok. Yine aynı, yine aynı. Şevo, camcı göndereyim mi evine bebişim? Yok, hamamcı gönder. Şu tüple kafasında bir şey deneyeceğim onu. Şefkat, nasıl oldun oğlum? Nasıl olayım Merk abla? Gördüğün gibi işte. Ama şunu anladım, bu faniler arasında tek ölümsüz benmişim. Bak, taksit taksit mumyalatıyorum kendimi. Şefkat! He? Cesetlerini mumyalatan firavunlar hazinelerini de mezara koyuyordu. Taksit taksit mumyalayacağına borçlarını öde. Fakir firavun. Ha, Niko maliyeci gömleğini giymiş. İçine bak lan. Alo! Lan Miço! Efendim usta. Oğlum, amok ağaçının başına bir şey gelirse kemiklerini kırar mısın lan? E ne yapayım usta, kaçıyor. Ya kaçacak tabii, horoz mu? Oğlum sen nasıl yumurtanın çırasın lan? Ha? Yumurtacının çırağı horozu yakalayan mısın? Gel buraya, gel! Sen şu tüpü koy. Anca saçına başına gözlük bak, yer. Amok ağaçı. Gel. Selo Çayçek. Kazım, Şefkat geldi lan. Kazım, Şefkat geldi. Şefkat mi? Selami, bir çay ver. Lan oğlum şu halde çıkma çarşıya. Git hamamda iç çayını. Şefkat hayırlı olsun oğlum ya. Kına yaktırmışsın ellerine. He, kına yaktırdım. Senin de düşündüğün bir yer varsa münasip bir yerine yakayım istiyorsan. Vallahi kına çabuk çıkar böyle omuz başıma doğru diyorum bir yangın tüpü dövmesi alsam. He, ayıp ettin ya. Senin istediğin dövme olsun. Bununla ne zaman, nereni istersen istediğin gibi dövebilirim seni. Vallahi senin şeyden sinirden beynin yanmış Şefkat yani. Kafada iki yumurta kırsak diyorum pişer hani. Kazımcığım çağıralım Esin'i, onu da yapar. Oğlum kahve pişiriyormuş lan, kahve. Bak aga, o kız gelsin, burada benim yanımda işe başlasın. İki güne komple bütün semti yakmazsa benim adım da Selo değil lan. Kızın güzelliği beni yakar, sakarlığı seni yakar Şefkat'im. Kız sana yanık oğlum, evi onun için yaktı bence. Lan Kazım, çayını çabuk hiç paran boşa gitmesin. Neren istiyorsun lan dövmeyi? Allah! Aman baba, camlara dikkat. Abi gezdirmeye şunu şöyle ya. Kadınlar madınlar geçiyor, ayıptır ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.